Şimdi Türkiye Cumhuriyet Devleti Yargısı bir süredir terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yasa gereğince cezaevine para yatıran insanlar hakkında davalar açılıyor. Hatta tutuklanıyor insanlar, gözaltına alınıyorlar, tutuklanıyorlar. Hatice Yıldız'ın durumu da böyle. Hatice Yıldız da kendi kızına ve kızının bir arkadaşına cezaevine para yatırmış ve bu gerekçeyle hakkında dava açılmış. Yine bu yasaya göre yargılanmış, ceza almış, cezası da onanmış. Yani bu tabii akıl alır bir şey değil. Çünkü terörün finansmanının önlenmesi yasası birçok devlet tarafından imzalanmış ama orada bu amaçla kullanılmıyor. Ama bizim coğrafyamızda gerçekten yargı akıl almaz bir biçimde uyguluyor bu yasa. Yani bu yasa birçok ülke tarafından imzalanmasının nedeni şu. Örnek vereyim. Örneğin IŞİD diye bir örgüt var. İnsanlık suçları işliyor birçok yerde. Ve o bir yerden finanse ediliyor bu örgüt. İşte bunu kastediyorlar aslında bu yasayı çıkaranlar. Tabii ki aslında bütün devletlerin bu tür şiddet örgütleriyle ilişkileri var. Yani bu ayrı bir mesele. Hani yasa nedir, ne değildir? Bunun tartışması ayrı bir konu. Ama bu yasanın cezaevine para yatırma konusunda işletilmesi gerçekten komik, yani bir hukukçu olarak komik bulduğumu söylemem gerekiyor. Çünkü siz devletin size verdiği kimlikle, TC numaranızla yine devletin bir kurumu olan, cezaevinde yatan ve durumu iyi olmayan, yaşamak için orada paraya ihtiyacı olan bir insana para yatırıyorsunuz. Bir yakınınıza üstelik para yatırıyorsunuz. Yakınınız olmayabilir, arkadaşınız da olabilir. Şimdi bunun terörün finansmanının önlenmesiyle ne ilgisi var? Yani aslında yasa dışı olması gereken bir eylem, burada yasa dışı olmayan bir işi cezalandırıyor. Onun için akıl dışı zaten. Çünkü bunu uyguladıklarını göstermek istiyorlar dış kamuoyuna. Ama bu böyle uygulanmaz. Yani hakikaten yargının içinde bulunduğu durum hakikaten içler acısı. Yani bir insanın cezaevine para yatırması nasıl terörün finansmanı olarak değerlendirilebilir, gizli bir iş olarak değerlendirilebilir? Bir de şöyle bir durum var. Yani cezaevlerinde dışarıdan hiçbir şey alınmıyor. İçerideki insan her şeyini kantinden almak zorunda. Yiyeceğini, içeceğini, ne bileyim kadınlar kadınsal ihtiyaçlarını, her şeylerini, televizyonlarını bile oradan cezaevinin kantininden alıyorlar. Yani cezaevi idaresinden alıyorlar. O nedenle de cezaevinde kalan insanların paraya ihtiyacı var. Çünkü bu tür ihtiyaçlarını gidermeleri gerekiyor. Çok doğal olarak da yakınları, tanıdıkları o insanlara para yatırıyorlar. Bu çok normal bir şey. Yani bunun sanki bir gizli faaliyetmiş gibi yansıtılması akıl dışı. Yani Hatice Yıldız da bu nedenle cezaevinde 75 yaşında. Hasta, çok tansiyon hastası, demansı var, çok unutuyor, çok sık bayılıyor. Zaten cezaevine öyle getirmelerinin nedeni de yani o sırada baygınlık geçirmiş olması. Sık sık cezaevinde de bayılıyormuş. Bunun dışında aşırı unutkanlığı için doktorun kendisine verdiği ilaç cezaevi idaresi tarafından verilmemiş kendisine ve her şeyi unutuyorum diyor. Bunun dışında tabii ki çok üzgün çünkü evde 85 yaşında ve felçli olan bir eşi var. Aklı bir taraftan da eşinde. Cezaevinde kızı, cezaevinde bir taraftan aklı onda. Yani hakikaten yani bu ancak düşman hukukuyla terimiyle tanımlanacak bir durum. Tabii Hatice Yıldız yaşlı da biraz hasta ve yaşlı olduğu için de daha ağır geliyor ama cezaevinde bu nedenle yatan birçok insan var. Bunu yeni çıkarttılar. Yeni akıllarına geldi. Yani daha önceden böyle bir suç durumu yoktu. İnsanlar sadece bunun için suçlanarak cezaevine girmezlerdi. Bu buldukları işte bu yasayı çıkarttılar. Bu yasayı da ancak böyle uygulamak akıllarına gelmiş. Ama gerçekten akıl dışı, hukuk dışı, trajikomik ve zulüm içeren bir uygulama. Bir taraftan hani bak ben bu yasayı uyguluyorum demek istiyor ama bir taraftan da yeni bir korku ve sindirme politikası bu. Yani bizim aslında
her şeyimiz suç olarak görülüyor. Zaten düşüncemiz suç. Düşüncemizi ifade etmemiz suç. Konuşmamız, yazmamız suç. Yani cezaevinde olmayanlar bile eğer muhalifseniz, özellikle Kürt meselesi ve resmi ideolojinin temel çizgileri konusunda farklı görüşlere sahipseniz, cezaevinde değilseniz bile adli kontrollüsünüz zaten. Yani herkes rehin olarak yaşıyor. Senin attığın her adım kontrol ediliyor. O nedenle bu yasayı da bu şekilde uygulamalarının bir nedeni de bu korku politikasını daha da arttırmak, devam ettirmek, cezaevlerini yalnızlaştırmak. Çünkü cezaevindeki insanlar gerçekten çok yalnızlar. Şöyle ki çok uzak cezaevleri var. Birçok insan hükümlü. Hükümlüyle görüşebilmeniz için vasisinden vekalet almanız gerekiyor. Birçoğunun vasisine ulaşamıyorsunuz. Vasisi bile olmayanlar var ya, vasisini bilmeyenler var. O nedenle avukat görüşü de yapılamıyor. Yani o kadar çok yalnızlığa mahkum edilmiş insan var ki aslında cezaevlerinde. Hani biz daha yakın cezaevlerinde olanları biliyoruz. Gerçi İHAD Merkezi Cezaevi Komisyonu her yere ulaşmaya çalışıyor. Ama herkesin ailesi İnsan Hakları Derneği'ne ya da diğer tutuklu hükümlü kurumlarına ulaşmayı bilmiyor. Bilmiyor olabiliyor. O nedenle daha da yalnızlaştırmak, işte yapılan her türlü işi, her türlü açıklamayı, her türlü eylemi tırnak içine terörün içine almak, terörist olarak suçlamak, bütün bunlar amaçlanıyor. Yoksa hani hukuken açıklanabilecek gerçekten hiçbir yanı yok. Bu hakimlerin, savcıların bunu yorumlamasıyla olan bir şey. Yoksa tabii ki bunun için çıkmış bir yasa değil. Yasalarda böyle bir şey yok. Yani cezaevindeki bir yakınınıza ya da bir tanıdığınıza para göndermek gibi bir suç tanımı yok yasalarda. Dün ben Bakırköy Kadın Cezaevinde aynı zamanda DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanı Bahar Karataş'la da görüştüm. O sık sık aramaların yapıldığını, bu aramaların artık taciz boyutuna ulaştığını, askerler, erkek gardiyanların da koğuşlara girdiğini, kadın gardiyanlarla birlikte tüm eşyalarının erkek gardiyanlar ve askerler tarafından arandığını, çöplerinin yerlere döküldüğünü, kadın gardiyanlar tarafından artık taciz boyutunda üstleri ellenerek arandıklarını ve bundan çok rahatsız olduklarını anlattı. Bu 15 gün önce aynı şikayeti Fatma Tobaş başka bir koğuşta kalan yine Fatma Tokmak da bana anlatmıştı. Bu devam eden bir uygulama. Birçok cezaevinden de böyle haberler alıyoruz. Bir de gözümle şahit olduğum bir uygulama oldu dün. Şöyle ki Bahar Karataş bana zaten şeyi anlattı. Dedi ki biz avukat görüşüne çıktığımızda dönüşte bizim ayakkabılarımızı aramak istiyorlar. Biz de buna karşı çıkıyoruz. Aratmıyoruz. Aratmayı istemediğimiz için ayakkabılarımızı atıyoruz. Bırakıp yalın ayak giriyoruz koğuşlara dedi. Gerçekten de dün ben onunla görüştükten sonra onun içeri alındığı kapıyı benim bulunduğum yer görüyordu. Ben gördüm bunu gözlerimle. Bahar'ın yine ayakkabısını çıkartmasını istediler. Bahar çıkartmadı ayakkabısını. Onun üzerine gardiyanlar kendi ayaklarıyla Bahar'ın ayağındaki ayakkabıyı ellerini sürmeden çıkartmaya çalıştılar. O sırada Bahar ayağıma basıyorsunuz diye bağırdı. Sonra bu arkasına kendi ayaklarıyla ayakkabının arkasına basarak çıkartmaya çalıştılar. Bahar da ayakkabılarını çıkarttıktan sonra onlar yalın ayak koğuşa gitti. Ben bunu gözümle gördüm ve şunu söyledi. Gerçekten orada bir ayakkabı birikmesi var. Çünkü kadın mahpuslar, siyasi kadın mahpuslar bu aramaya direndikleri için ayakkabılarını bırakıyorlar ve öyle gidiyorlar. Diyor ki ayakkabı kalmadı koğuşta. Yani bunun gerçekten tecritin içinde bir tecrit olduğunu düşünüyorum. Siyasi mahkumlar ama buna direnç oluyor bu yer.